sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar, Haziran ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Haziran ayına oldukça özgüvenli, iyimser enerjilerle başlıyoruz. Venüs Koç burcunda Uranüs'le birleşiyor. Bu ateş enerjisini arttıran bir etki. Aynı zamanda Yay burcundaki Satürn'le güzel bir üçgen açı oluşturuyor. İkizler burcundaki Güneş'in Terazi burcundaki Jüpiter'le güzel bir üçgeni oluşuyor. Bu ayın ilk günlerinde genel anlamda hayatımıza biraz daha özgüven, iyimserlik enerjisi taşıyabilir. Gezegeniniz Merkür ayın 7'sine kadar Boğa burcunda olacak. 7'sinden sonra da İkizler burcuna geçiş yapacak ve ayın 24'üne kadar İkizler burcunda son derece hızlı ve güçlü bir pozisyonda olacak ve sizin kariyer evinizde. Demek ki bu ay özellikle kariyerinize ayın 7'si ile 24'ü arasında daha fazla odaklanmanız size çok daha hızlı sonuçlar getirebilir. Ayın 9'unda da Yay burcunda güçlü bir dolunay var. Bu dolunay geçtiğimiz ay sonunda doğan ikizler yeni ayının dolunayı olduğu için özellikle iş, kariyer, görev ve sorumluluklarınızla ilgili başlamış herhangi yeni bir gelişme dolunayda olgunlaşabilir, sonuç verebilir. Jüpiter de ayın 9'undan itibaren Terazi burcunda ileri harekete dönüyor. Yani bir süredir para evinizde hissettiğiniz tutukluk ve kısıtlamalar artık Jüpiter'in de düzelmesiyle beraber çok daha güçlü hale gelecek ve 10 Ekim'e kadar Jüpiter Terazi burcunda parasal durumunuzu iyileştirmeye devam edecek ve burada çok daha istikrarlı bir süreçte olabilirsiniz. Ve Yay dolunayıyla da beraber belki bu etkiler, ilk etkiler gündeme gelebilir. Ayın 4'ünden itibaren Mars Yengeç burcuna geçiyor. Ayın 6'sında da Venüs Boğa'ya geçiyor. Evet, Venüs Boğa'da son derece güçlü. Kendi evinde, kendi burcunda ve sizin sevgili Başaklar bu dönemde 9. evinizde olacak. Evet, güzel bir açı alacaksınız Venüs'ten. Venüs'ten aldığınız güzel açı bir kere yaşamdan aldığınız zevki, keyfi arttıracak. Çok daha konforlu, keyifli ortamlarda yer alabilir. Doğada zaman geçirebilir. Açık havada yürüyüşler yapabilir, spor yapabilirsiniz, geziler yapabilirsiniz, seyahat yapabilirsiniz. Manevi konularda, maneviyatla ilgili konularda güzel açılımlar olabilir. Bu dönemde belki ruhsal temalı, spiritüel bazı geziler, manevi mekanlara yapılacak yolculuklar gündemde olabilir. Yine aynı şekilde yabancı kültürler, uluslararası yapılacak her türlü iş ve işbirliği, hukuksal işler, akademik konularda da yine Venüs burada iyicil etkileriyle sizin yanınızda olacak. Evet, Mars'ın Yengeç burcundaki pozisyonu biraz arkadaşlar, sosyal çevrede zaman zaman daha fazla enerji harcamanıza neden olabilir. Ama erkek figürler, özellikle erkek arkadaşların belki de yaşamınızdaki önemi bu dönemde artıyor veya aynı amaçları, aynı dürtüleri hissettiğiniz belli gruplar içerisinde bir sporla ilgili olabilir. Bu bir kulüp çalışması olabilir. Enerjinizi bunlara daha fazla adayabilirsiniz. Ayın 24'ünden sonra Güneş ve Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor. Yengeç Burcu yeni ayı doğuyor. Ve ayın son haftası özellikle Yengeç yeni ayının etkileri altında olacak. Yeni projeler, yeni fırsatlar, imkanlar, yeni arkadaşlıklar, yeni çevreler anlamına geliyor. Yengeç yeni ayı özellikle iş ve işle ilgili projelerinizde bazı yeni fırsatları, yeni kapıları size açabilir sevgili Başaklar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere, hoşça kalın. Akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.